Pamfilya mı yoksa Kilikya mı ruh katmış bu eşsiz ve alımlı kentin güzelliğine karar veremedik. Fakat her bir basamağı bizi zamanın doruklarına ulaştırdı diyebiliriz. Sessiz fakat derinden gelen Siedra. Hoş geldik. Alanya sınırları içerisinde yer alan kent, Herakles'in kenti olarak tanınmaya başlasa da kentin tarihi ve coğrafyası çok daha fazlasına sahip. Türk arkeoloji tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında artık arkeolojik kazılar ve çalışmalar 12 ay esasına göre yürütülecek. Böylelikle antik kentler dahil olmak üzere sahip olduğumuz kültür varlıkları en kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak ve ayağa kaldırılacak. Siedra, Alanya merkezden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Asar Tepe'nin zirvesinde kurulmuş ve onun kıyıya uzanan eteklerine kadar devam eden bir kent. Denizden yüksekliği yaklaşık 400 metre. Bu da bize kentin antik dönemde güvenlik açısından büyük avantaj sağladığını gösteriyor. Siedra, antik çağda Pamfilya ve Kilikya bölgelerinin kesişim noktasında yer aldığından kimi zaman Pamfilya'ya, kimi zaman da Kilikya bölgesine dahil edilmiş. Kentin ismine dair ise iki tane görüş hakim. Bunlardan bir tanesi çevresinde bulunan sedir ağaçlarının varlığından ötürü ismini sedir ağacından aldığı, diğer görüş ise hemen yakınında bulunan Sedre çayından ismini aldığı. Anadolu'nun güney kıyılarındaki kentler deniz ticaretinde önemli bir yere sahipti. Siedra Limanı da bu açıdan önem arz etmekte. Fakat Siedra hakkında antik kaynaklardan elde edilen bilgiler yetersiz. Bu sebeple tam bir tarih vermek mümkün olmuyor. Ancak elde edilen seramik buluntularından yola çıkarsak, kentin başlangıç tarihini M.Ö. 9. yüzyıla kadar götürebiliriz. Kente dair ilk notlar 19. yüzyıl itibariyle meraklı gezginlerin ziyaretlerinin başlamasıyla birlikte görülmekte. 1990'lı yıllarda ise kente yönelik araştırmalar yoğunlaşır ve Hans Huber tarafından mimari tespit çalışmaları yapılmıştır. 1994 yılına geldiğimizde ise Alanya Müzesi tarafından başlatılan çevre ve temizlik düzenlemeleri 1999 yılına kadar devam etmiş. 2015 yılında ise Birol Can Başkanlığı'nda başlatılan arkeolojik yüzey araştırmaları günümüzde Doçent Doktor Ertuğ Ergürel Başkanlığı'ndaki bir ekip tarafından son derece başarılı ve titiz bir şekilde devam etmekte. Siedra Antik Kenti'nin bölge için önemi hem arkeolojik açıdan hem de bulunduğu ilçe bakımından önemli. Arkeolojik açıdan neden önemli? Kent Batı Kilikya dediğimiz bölümde yer alıyor. Halen Anadolu'nun diğer bölgelerine baktığımızda Batı Kilikya daha az araştırılmış bir bölge olarak karşımıza çıkmakta. Son yıllarda çalışmalar artmış olmasına rağmen arkeolojik açıdan Pamfilya'nın Batı bölümleri ya da Ege bölgesi, Marmara bölgesi bunların hepsine göre daha az araştırılmış bir bölge. O yüzden bizim yaptığımız çalışmalar Batı Dağlık Kilikya'nın en batısında yer aldığımız için önemli. Ancak Alanya'ya baktığımızda kültür turizminin biraz daha geride kaldığını görüyoruz. Alanya Kalesi dışında gezi güzergahı düzenlenmiş tek alan Siedra Antik Kenti'ydi.
ve buradaki çalışmalarda gün geçtikçe daha fazla mimari açığa çıkartılarak kültür turizmine daha fazla destek olmaya başladı. İlk başladığımız yıllarda gelen turist sayısı oldukça azdı. Şimdi baktığımızda oldukça fazla sayıda ziyaretçinin kente geldiğini ve kentte oldukça keyifli vakitler geçirdiklerini onlarla yaptığımız sohbetlerden anlıyoruz. Milattan önce 333 yılında Pergamon Kralı 3. Attalos'un ölümü üzerine Anadolu toprakları Romalıların eline geçmişti. Fakat Roma'nın bölgede tam bir hakimiyet sağlayamaması nedeniyle Siedra yoğun şekilde korsan faaliyetlerine maruz kaldı. Bu korsan tehlikesini ise Romalı askeri lider Pompeius Magnus ortadan kaldırmıştı. Ve liman Pompeius Magnus'un öldürülmeden önce kendisini ziyaret ettiği son durak olmuştu. Siedra bir liman kenti. Şimdi bulunduğumuz konum aslında denizden 300 metre yukarıda, yaklaşık 3 kilometre uzaktayız. Ancak kentin bir limana sahip olduğunu antik dönem kaynaklarından ve şu an arkeolojik olarak gözlemleyebildiğimiz kalıntılardan anlaşılmakta. Liman kenti olarak aslında önemli bir ticaret ağının da noktası. Tabi erken dönemlerle ilgili bir bulgumuz şu an yok. Kentin, daha doğrusu limanın açıklarında oldukça uzak bölümlerinde M.Ö. 3. bine ait bir batık tespit edilmiş. Ancak bunun kentle ilişkili olup olmadığını söylemek şu an çok zor. Bakıldığında tabi o dönemki deniz ticareti içinde düşünüldüğünde eğer kent o kadar erken döneme gidiyorsa buraya mutlaka uğranılıyordu ve Doğu Akdeniz'e doğru bir ticaret devam ediyordu. Ancak bizim elimizdeki verilere baktığımızda Roma döneminde bu ticaretin yoğun olduğunu biliyoruz. Hatta kentin amfora ürettiği, kendi kaplarını ürettiği ve bu amforalar içinde de çeşitli ürünlerin başka yerlere gönderildiğini biliyoruz. Kentte çok fazla sayıda zeytinyağı işliği ve şarap işliği var. Büyük ihtimalle bunlar başka kentlere gönderiliyordu. Ancak bununla birlikte biz diğer kentlerle nasıl bir ilişki içinde ya da diğer bölgelerle nasıl bir ilişki içinde şöyle anlıyoruz. Ele geçen seramiklerden bunu söyleyebiliriz. Örneğin Ege'de üretim yapan bir bölgenin seramiğini biz Siedra'da bulabiliyoruz. Ya da Afrika, Kuzey Afrika'da üretilmiş bir seramiği Siedra'da bulduk. Kıbrıs'ta üretilmiş, Foça'da üretilmiş, Kuzey Ege'de üretilmiş seramikleri görebiliyoruz. Onun dışında doğudan da yine malzemelerimiz var. Ancak bu Roma dönemi içinde daha erken dönemleri ya da daha geç dönemdeki ticaretiyle ilgili bir şey söylemek çok zor. Roma iç savaşları sırasındaki karışıklığın ardından Anadolu'nun güney sahilleri bir süre barış ve sakinlik dönemi geçirir. Ve Romalı İmparator Tiberius döneminde ise Siedra kendi sikkesini basan bölgedeki ilk kent olur. Kentte bölgede en erken sikkeyi Siedra'nın bastığını görüyoruz. Bu önemli çünkü baktığımızda bölgede Siedra'dan daha güçlü kentler var. Yani yakınımızda Anamurium, Selinus ya da Alanya, Hamaksiya, bunlar daha çok tarihi kaynaklarda geçen kentler. Ancak bunların içinde Tiberius döneminde sikke basarak diğer kentlerin önüne geçen Siedra kentiydi. Bu anlamda çok önemli. Milattan önce 3. yüzyıla kadar da sikke basmaya devam ediyor. Bu kentin yarı bağımsızlığını göstermesi açısından önemli. Sikkeler üzerinde tanrıça tasvirleri yanında bizim için önemli olan ve kehanet yazıtı dediğimiz Akropol'de bulunan kehanet yazıtının da gösterildiği sikke oldukça önemli. Tiberius döneminden başlayarak Gallianus dönemine kadar bu sikkeler üzerinde bu ikonografiyi görmek ve bunun yazıtla da desteklenmesi bizim için önemli. Müzik.
Milattan sonra 3. yüzyılda Roma'nın hakimiyetini kesintiye uğratan ise Sasani yakınları olmuştu. Bu dönem ekonomik durgunluk, kriz, göç ve Hristiyanlara yapılan baskılar nedeniyle bir durgunluk dönemiydi diyebiliriz aslında. Sasani akınlarını Arap akınları takip etmiş ve Konstantinopolis'i ele geçirmek için çıktıkları bu yolla geçtikleri tüm kentlere yağmalamışlardı. Siedra'nın en erken tarihi bizim çalışmalarımız sonucunda M.Ö. 9. yüzyıla tarihleniyor. Tabi bu evreyle ilgili herhangi bir mimari buluntuya rastlamadık şu ana kadar. Mimari olarak en erken de geç Helenistik dediğimiz M.Ö. 1. yüzyılla birlikte başlayan bir mimari söz konusu. Ancak kentin M.Ö. 2. ve 3. yüzyılda kentleşme ve yapılaşmada inanılmaz bir artış gözleniyor. Tabi bu yapılaşma daha önceki evrelerin üzerine gelen yapılar da var. Tamamen yeni binaların oluştuğu dönemler de var. Tabii 2. 3. yüzyıl sonrası bu büyük yapılaşma sonrası her geçen dönem yeni eklentiler oluyor. Bunların en göze çarpanlarından biri bölge tabii ki sorunlu bir bölge. Sürekli istilaların ve isyanların çıktığı bir bölge olduğu için sur duvarları. M.Ö. 4. yüzyılda kentteki bazı yapılar birleştirilerek sur duvarı haline getiriliyor. Bazı yapılar sökülerek bu sur duvarlarında kullanılıyor. 4. yüzyıldaki bu büyük değişimden sonra Hristiyanlıkla birlikte bu sefer pagan yapılarının değişimi söz konusu. Tapınaklar kiliselere çevriliyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Sütunu Caddesi'nin hemen üstünde küçük bir tapınağın şapele çevrilmesi. Aynı mimari aynı yerinde mimari yapılar sökülerek, bazı bölümleri değiştirilerek ve apsis eklenerek bir kiliseye dönüştürülmüş. Bunun diğer örneklerinden birisi de Buliterion'un malzemelerinin kilisede kullanılması, büyük kilisede kullanılması. Ayrıca hamamda bazı değişiklikler görüyoruz. Hamam 2. yüzyılla birlikte kullanılmaya başlamış. 5. yüzyılda tamamen terk edildiğini biliyoruz ama o dönem içinde ufak da olsa eklentileri var. Bir de hamamın palestra bölümünde 5. 6. yüzyılda tekrar bir havuz yapılıyor. Kare bir yapı eklenerek burada da bir değişiklik söz konusu. Siedra'nın şüphesiz en iyi korunmuş ve adından söz ettirecek yapısı ise büyük hamam kompleksi. Sütunlu Cadde'nin hemen güneyinde konumlanan bu yapıda eşine nadir rastlanacak bir taban mozaiği ile karşılaşıldı. Kentin en görkemli yapısı şu an bulunduğumuz Roma Hamamı. Büyük Hamam olarak da adlandırıyoruz. 2019 yılında da ilk burada kazı çalışmalarına başladık. Oldukça iyi korunmuş bir yapı. Bölümlerini rahatlıkla ayırabildiğimiz bir yapı. Çatı kısmına, bazı bölümlerinde çatı kısmına kadar korunmuş. Tabii bu yapının bizim için en önemli özelliği şu an bulunduğumuz soğukluk bölümü olarak adlandırdığımız bölümdeki mozaikler. Bizim için sürpriz bir mozaik de açıkçası. Kazı yapılmadan önceki yıllarda kaçak kazılardan burada bir mozaik olduğunu biliyorduk. Ancak böyle bir mozaikle karşılaşacağımızı düşünmemiştik. 2019 yılında ilk kazı çalışmalarını yaptığımızda kuzey bölümdeki apsisli bölümden başladık ve kazı çalışmalarında ilk başta tabii dekoratif ve geometrik şekilleri görmüştük. Sonra bir figür gördük. Bu Herakles'in tam bacak kısmıydı ve daha sonra onun sopasının olduğu bölümü görünce Herakles olduğunu anladık. Ancak 2019'da tabii mozaiğin de güvenliği sebebiyle çalışmaları sürdüremedik.
2020 yılını tamamen açtık ve Herakles'in 12 işinin olduğu bir mozaikle karşı karşıya kaldık. Bu neden önemliydi? Yaklaşık 8 x 22 metre ölçülerinde bir mozaik burası. Böyle bir mozaik başka bir yerde karşılaşılmadı. Bu anlamda Siedra çok şanslı, biz çok şanslıyız. Herakles'in tüm işleri, 12 işi en baştan Neme Aslan'la başlıyor ve en sonunda Hesperitlerden elmayı almasına kadar devam ediyor ve burada en ilk işlerinde Herakles genç, daha sonra en son işinde artık sakallı ve daha yaşlı, olgunlaşmış bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Bazı sahneler çok iyi korunmuş, bazı sahneler maalesef tahrip olmuştu. Ancak bir kompozisyon halinde insan boyutlarda figürlerin işlenerek Herakleslerin işlenmesi Anadolu ve dışında tek örnek olarak karşımıza çıkıyor. İtalya, İspanya, Tunus gibi Akdeniz ülkelerinde keşfedilen Herakles mozaiklerinin hepsi göz önüne alındığında Herakles'in 12 işi ayrı ayrı çoklu karelerle betimlenirken Siedra Herakles mozaiği ise tek bir pano üzerinde betimlenerek bu yönüyle benzersizdir ve ziyaretçilerini beklemekte. Akropolis, kentin en yüksek noktası. Helenistik ve Roma dönemlerinde kent savunmalarının önemli parçalarından bir tanesiydi. Siedra Akropolü'nde ise günümüzde görülebilen kalıntılar daha çok Geç Roma ve Doğu Roma, yani Bizans dönemine ait ve çevreye yayılmış, zaman zaman devşirme olarak kullanılmış çok sayıda yazıt bulunmakta. Evet, Siedra'da şimdiye kadar 51 tane kent içinde ve biraz yakın çevresinde 3 tane de Siedra'dan bahseden başka kentlerde bulunan yazıt var. Bu oldukça iyi bir sayı ki kazı çalışmaları daha çok yeni başladı. 2023 çalışmalarında da 3 tane yeni yazıt bulduk. Bu yazıtlar içinde tabii ki kent hakkında çok önemli bilgiler veriliyor. Aynı zamanda o dönemin inanışı ve günlük yaşantısı hakkında da bilgiler ediniyoruz. Yazıtlar daha çok o dönemin spor oyunları ile ilişkili. Kentte güreş oldukça sevilen bir spor ve bununla ilgili oldukça fazla oyunların düzenlenmesi, oyunları sponsorluk edenler, bunlarla ilgili oldukça fazla yazıt var. Kentte iki tane, bunlar dışında iki tane çok önemli yazıt var. Bunlardan birisi Sütunlu Cadde'de 94-99 kazı çalışmalarında bulunan Septimus Severus'un mektubu, 46 satırlık, şu an Alanya Müzesi'nde sergilenen mektup. Bu oldukça iyi korunmuş olarak günümüze ulaşıyor ve o dönem Siedra'nın yaptığı stratejiyle imparatordan aldığı övgüyü anlatıyor. Onun dışında bir de kentin akropolünde yapıda aslında devşirme olarak kullanılmış bir yazıt. Bu yazıtta kentte inanışla ilgili bize çok önemli bilgiler sunuyor. Kentteki en erken yazıtlardan biri M.Ö. 1. yüzyıla tarihleniyor. O dönem Akdeniz'de Kilikya bölgesinde özellikle korsanlar çok etkin ve kentlere oldukça fazla zarar veriyorlar. Bununla ilgili bir kehanet yazıtı. Halk, buradaki halk kehanete başvuruyor. Bunun için de büyük ihtimalle Klaros'a gidiyorlardı. Ege'deki Klaros Apollon Tapınağı'na gidiyorlardı ve buradaki cevap, onların Siedra'da Ares, Hermes ve Dike heykellerini dikmeleri ve bununla bu beladan kurtulacaklarına inanmışlar. Hatta bu sikkelere de yansımış. Coğrafya çetin, coğrafya zor. Kentin limana ulaşımı ve yapılar arasındaki erişim bu merdivenlerle sağlanmış. Sanırım kentin en özel yanı da bu merdivenler. Günümüzde de ziyaretçilere tatlı bir karşılama oluyor.
kent meclisleri antik dönemde bir kentin bağımsızlığını temsil ederken aynı zamanda kentin adalet ve demokrasi bağlılığının da göstergesiydi. Kentte yazıtlarla tespit edilmiş bir meclis binamız var. Sütunlu Cadde'nin üzerinde bu yazıttan daha önceki yıllarda haberdardık. Onlar yayınlanmıştı. Tabii meclisin yeri konusunda soru işaretleri vardı. 2020 yılında Sütunlu Cadde'nin hemen üzerinde, şimdi büyük kilise daha belirgin, onun yanında biz küçük bir yapı tespit ettik. Bu da Blüteryon'un, mimari anlamda Blüteryon'un şekline uyuyordu. Meclis binasının şeklinde uyuyordu. Yazıtlarda hemen onun altına gelmiş olması ihtimali çok yüksekti. Tabii meclis neden önemli? Bir kentte meclis olması, aynı zamanda tiyatronun olması bir soylu kesimin, bir idareci kesimin olduğunu gösteriyor. Bu anlamda hem meclis hem tiyatronun olması önemliydi. Kent içinde bir meclisin olduğu ve yönetimde ve kararlar alınırken bunların uygulandığını göstermesi açısından önemli. Burada tabii kentin kim tarafından nasıl yaptırıldığı konusundaki verilerimiz şu an çok az. Neden? Kilise yapılırken Blüteryon oldukça tahrip olmuş. Blüteryon'un büyük bir kısmı sökülüp kilisede kullanılmış. Ve kilisenin mezarlığı haline gelmiş. Biz şimdiye kadar 25 birey tespit ettik. Bunların büyük çoğunluğu çocuktu ve maalesef zemin kısmına kadar meclisin mezarlık haline getirilmiş. Zemin mozaik kaplıymış ancak bu da tahrip olmuş. Hatta bazı bölümlerde mezarlar, mozaikler tahrip edilip yerleştirilmiş. Şu ana kadarki bilgilerimiz sadece meclisin varlığıyla ilgili. Sadece meclis olarak mı kullanıldı? Aynı zamanda o dönemin şiir dinletilerinin yapıldığı odeon olarak da kullanıldı mı bilmiyoruz. Roma'da hem meclis ve hem odeon olarak kullanılan yapıları biliyoruz. Tabii burada en büyük avantajımız meclis olarak belirtilen bir yazıtın olması. Bu da bizim için önemli. Siedra, geç antik çağdan itibaren güçlü bir Hristiyanlık evresine sahip. Zira Hristiyanlık dünyası için önemli olan İznik Konsili'ne de temsilci gönderen kentler arasında yer alıyor. Akropol Kilisesi, Vaftiz Mağarası, Şapel ve Büyük Kilise ile birlikte günümüzde bu yapıların kalıntılarını görmemiz hala mümkün. Evet, Anadolu'nun genelinde gördüğümüz gibi Hristiyanlıkla birlikte mimari anlamda da Hristiyanlık yapılarının çok sayıda yapıldığı bir dönem 4. yüzyılla birlikte başlıyor. Kentte de Hristiyanlık dönemine ait oldukça fazla yapı karşımıza çıkıyor. Bunların büyük çoğunluğu kiliseler. Kentin merkezinde hem meclisin sökülerek yapılan büyük bir kilisesi, onun yanında küçük bir şapeli. Tabi dönem olarak bunlar büyük kilise dediğimiz kilise tam bir bazilika tipinde ve erken Hristiyanlık dönemine tarihlenen belki de bölgedeki en erken kiliselerden biri olabilir. 2023 yılı çalışmalarında kazısına başladık. Tabi orada birkaç yıl daha sürecek çalışmalar. Duvar resimleri var. Bazı bölümlerde de korunmuş mozaikleri var. Tabii ki bu da dönem içinde değiştirilerek kullanılmaya devam etmiş. Bu önemli bir yapı erken Hristiyanlık dönemi açısından. Tabii Hristiyanlık mimarisi anlamında en önemli yapımız kentin aşağı kesiminde bulunan Vaftiz Mağarası. Bir mağara içine düzenleme yapılıyor. İki tarafı duvarlar kaplanıyor ve bir bölümünde de vaftiz havuzu oluşturularak bu bölümde bir dini mekan haline getiriliyor.
Bu mekanın en önemli özelliği de duvar resimleriyle kaplı olması. Aslında biz mağarada ilk çalışmaları yaparken, vaftiz mağarasındaki ilk çalışmaları yaparken daha yani Hristiyanlığın Anadolu'daki ilk ortaya çıkışıyla birlikte milattan sonra 2. yüzyıldaki o gizli Hristiyanlıkla ilgili bir şeyler bulabilir miyiz diye çok ümit ettik. Ancak ona ait bir şu an veri elde edemedik. Kazılar devam ediyor. Duvar resimlerinin onarımları devam ediyor. Yakında orası da ziyarete açılacak. Kentin ana damarı Sütunlu Cadde. Yaklaşık 250 metre olduğu düşünülen bu cadde Siyezralılar için her şey demekti ve birçok yapıya buradan ulaşılıyordu. Roma döneminde üzerinde birçok yazıt bulunmuştu ve bunlardan en önemlisi ise Septimus Severus tarafından yazdırılmış 46 satırlık Grekçe onur mektubuydu. Sütunlu Cadde'deki ilk çalışmalar 1994-99 yılları arasında Alanya Müzesi tarafından yapılan kurtarma kazıları. Yaklaşık 130-140 metrelik bir bölüm kazılıyor. Aslında Sütunlu Cadde yaklaşık 250 metre uzunluğa sahip. Bu kazı çalışmaları sırasında çatının ahşap kalaslarla desteklendiği, üzerinin de pişmiş toprak tuğlalarla kaplı olduğu anlaşılıyor. Sütunlar yine sağlam bir şekilde, büyük kısmı sağlam olarak ele geçiriliyor. O dönem oldukça fazla sayıda seramik ve diğer buluntular ele geçiyor. Onunla ilgili çalışmalar da devam etmekte. Kentin Sütunlu Caddesi 2. 3. yüzyılla birlikte daha büyük bir hale geliyor. Yaklaşık 250 metrelik bir uzunluğa sahip normalde. Kazılmayan kısımları var. 2023 yılında biz bu 94-99 yıllarında kazılmayan bazı bölümleri kazdık ve daha sonra bakanlığımızın desteğiyle sütunlar tekrar yerlerine yerleştirildi. Oldukça görkemli bir yapıya kavuştu. Bu eşsiz toprakların, benzersiz kültür ve medeniyet mirasının her bir parçasını ülkemize ve insanlığa kazandıracak olan bu kapsamlı projeyle geleceğe miras diyoruz. Biz 2019 yılında başladığımızda kente gelen ziyaretçi sayısı 3000-4000. O dönem sadece hafta içi bulunan bir görevlimiz de vardı. Ama kazı çalışmaları devam ettikçe hem bakanlığın çalışmaları hem buradaki yerel kurumların çalışmalarıyla hem bizim sosyal medya faaliyetlerimizle ve kentteki kazı çalışmalarının duyulmasıyla ziyaretçi sayısının günden güne artmaya başladığını gördük. Sadece kazı çalışmaları sırasında bizim sadece sayımızla hesapladığımız turist sayısının yaklaşık 20 bine çıktığını düşünüyoruz. Tabi Alanya'da Alanya Kalesi dışında gezi güzergahı düzenlenmiş ikinci alan Siyedir Antik Kenti. Alanya içinde kazı çalışması yapılan ikinci alanda, arkeolojik kazı çalışması yapılan ikinci alanda yine Siyedir Antik Kenti. Alanya güzel bir ilçemiz ve kültürel anlamda da oldukça fazla yapıya sahip. Bu anlamda da Siedra'daki çalışmalarda insanların farklı tur rotaları için önemli oluyor. Alanya'ya gelen turistlerin hepsini buraya gelmiyor tabii. Ancak zaman içinde buranın oldukça önemli bir gezi güzergahı olacağına inanıyoruz. Alanya. Kuzeyinde Toroslar, önünde Akdeniz ile çevrili bir yarımada. Her daim önemli bir liman kenti olmuş ve bu hareketlilik onun ruhuna, coğrafyasına çeşitlilik katmış. Eğer Alanya'daysak zaten Siyezra radarımıza girdi bile artık. Ama biz dönüşe geçmeden Alanya'yı da biraz gezelim istedik. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Alanya Kalesi.
13. yüzyıl Orta Çağ Akdeniz savunma yapılarının eşsiz bir örneği Kızıl Kule. Sadece gemi yapımı ya da gemilerin kışlık konaklama yeri değil, aynı zamanda tamiratının da yapıldığı tarihi bir yapı, Alanya Tersanesi. Siz Pamfilyalı Siyedralılar, siz tüm ırklardan karışmış insanların oturduğu ülkede yaşamaktasınız. Güçlü ve yorucu mücadele vermelisiniz. Korsanları kovalayın, onları çözülmeyen iplerle bağlayın. Ancak bu şekilde zarardan kurtulabilirsiniz. Eşsiz ama bir o kadar da saklı güzellikteki Siedra ile kucaklaştık bu kez. Ve yine bir rüyanın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.